Ha bu. Özellikle de Kocaeli civarında yaklaşık 30 tane çok büyük gururumuz olan fabrika ya da sanayi tesisi tam fay hattının üzerinde. 30 tane, Kocaeli. evet. İstanbul zaten öyle. Tabii yani doğal olarak. Ama Bursa biliyorsun, çok fena görünüyor. evet. Yani Bursa, Kocaeli, İzmir zaten birinci derecede depreme tabi, maruz en büyük dört ilimiz. Bunların da grafiğini biraz sonra veririz belki ama Verelim. olur onun üzerinden gidelim. Bu dört ilde Burası bakın. çok önemli. Yani akşamların üzerinde çok çalıştım bunun. Yani dizayn etmeye çabaladım. Yaklaşık tabii yani küsuratlar almadım ama bu dört ilimiz İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Bursa depreme tabi ya da depreme maruz en büyük illerimiz. Şimdi İstanbul'dan başlayalım. Başlayalım. Bu mavi sütun nedir? Mavi sütun milli gelirde aldığı paydır. Yaklaşık %31, %31,5. Çok Yani büyük. Türkiye'nin üçte birini İstanbul üretiyor. Her türlü üretim Evet, üretim değerinin üçte üçte biri İstanbul'da geliyor. Aynen Almanya'nın Avrupa Birliği'nin üçte birini ürettiği gibi. Yani Avrupa'nın Almanya'sı diyebiliriz. Oo, o Aynen öyle. kadar. Evet. Peki kırmızı sütun? Kırmızı sütun İstanbul'un toplam Türkiye'de vergi gelirlerindeki payı. Yani 800 milyar dolar örneğin gelir elde ediyorsak onun yaklaşık %42-43'ü İstanbul'dan gidiyor. Kaç? %40'dan %42. fazlası. Yarıya yakını Evet öyle. neredeyse. Yani gayri safi milli hasıladan %31 pay alan bir devletçik gibi bir yer İstanbul. En Hemen sonda hemen nüfus. Türkiye gelirinin, vergi gelirinin yarısını ödüyor. En sonda nüfus. En sonda nüfus payı. Aslında nüfus dedim ama nüfus payı Tamam, yaklaşık payı. %17-%18 Tamam. nüfusa sahip. Kocaeli. Kocaeli ikinci geliyor. Yani milli gelirde aldığı pay o kadar yüksek değil ama vergi payı çok yüksek. Çünkü orada katma değeri çok yüksek sanayi sitelerimiz var. Özellikle Tüpraş ve benzeri orada olduğu için yaklaşık %14-15'e sahip bir vergi payı var. Yani Türkiye'de devletin aldığı verginin Den her 100 %14 lirasından 14 lirası Kocaeli'den geliyor. Kocaeli'nden. Kocaeli'den geliyor. Evet. Tabii. En büyük ikinci il diyebiliriz yani vergi bağlamında. İzmir'de keza yaklaşık %10'lara varan bir vergi payı ve Bursa arkasından %3'lerde, %3,5'larda bir vergi Bunların payı dört var. ilin toplamı, dört kritik il bunlar, dört kritik ilin toplamı verginin %70'ini Aynen öyle. sağlıyor. Yani bazen %60'a düşüyor. Tahakkuk, tahsil oranları değiştiğine göre ortalama olarak %70'lerde diyebiliriz. Şimdi bu kadar Türkiye'yi ayakta tutan kritik illerden söz Yani ediyoruz. üretim gücünün yarısı, Aynen. vergi gelirinden de %70'i. O kadar net. Olağanüstü. Peki buralar aynı zamanda az önce haritada gördük ve zaten göstermeye bile gerek yok biliyorsunuz. Buralara alınan vergi, devletin buralardan aldığı verginin ne kadarı depreme karşı buradaki insanları, sizi, beni, çoluk çocuğumuzu korumak için harcanmış, harcanıyor. Bilmem. Bilmem. Yani bilmek isterim. Biliyorsunuz 99'dan sonra bugünlerde de herkes konuşuyor. Yenilemek gerekirse bize özel iletişim vergisi ve özel işletme vergisi galiba iki tür vergiye kondu. Ve geçici dendi. Herkes hatırlıyor biliyorsunuz. Yani hani depremin yaralarını sarmak için. Doğal olarak da karşıladık. Herkes de gönüllü olarak evet olabilir ve benzeri diye. Yani o zaman internet o kadar yaygın değildi ama cep telefonlarında, sabit telefonlarında ve benzeri iletişim araçlarında %20-25'e kadar bir vergi kondu. Hiç kimsenin de sesi çıkmadı. Ayşenur Hanım, halk eğer rasyonel bir şekilde vergi toplanır ve verginin de harcanacak yeri belirtilirse devlet tarafından, karar vericiler tarafından o talebe güzel bir şekilde cevap verir. Verdik de. Fakat ilginç olan bir şey. Aynen belli kamu harcamaları veya kamu harcamaların getirdiği faydalardan bilerek söylüyorum. Şöyle diyebiliriz. Geçici denen şeyler maalesef Türkiye gibi ekonomik kültürü değişik olan bir ülkede hep kalıcı oluyor. Kalıcı oluyor ve üstelik de vaat edilen yerde kullanılmıyor. Şimdi bakın Faik Öztürak açıkladı. Grafiğiyle birlikte açıkladı. Diyor ki
sizin söylediğinizi hatırlatıyor. 99'daki depremlerden sonra özel iletişim belgesiyle tanıştık. Evet. Son 20 yılda yurttaşlarımız 36 milyar dolar. Şimdi özel iletişim vergisi yendiğine bakmayın. Bu halk arasında deprem vergisi olarak zaten yerleşti. Ve diyor ki bir de şöyle bir yanı var bunun. Özel iletişim vergisi ödüyorsunuz 36 milyar dolar 20 yılda. İletişime en çok ihtiyaç duyduğumuz bir anda ailesiyle, sevdikleriyle insanlar iletişim kuramadı diyor. Bu yaşananın adı en hafifinden rezalettir. Dün hakikaten GSM operatörleri, biz onlarla hani iyi olsun iletişim diye bütün güya verildi bunlar deprem vergisi yanı sıra da iletişim kuramadık. Şimdi ne kadar bakın rica edeceğim ya hani alınan paralara bakın. 2000'den sonra geldi bunlar. En başta 0.7 yani 700 milyon dolar, bunların hepsi milyon dolar üzerinden. Sonra işte biraz artıyor. 2004'ten itibaren almışlar. En çok 2008'de almışlar. 3,5 milyar dolardan fazla almışlar. Milyar dolar. Bu yılın ilk yarısında 400 milyon dolar gibi bir şey. Aslında beklenen o değil. Yani Merkez Bankası'nın hazinenin sayfalarına girerseniz onun yaklaşık 3.7 milyar dolar TL olduğunu görebiliyoruz. Yani beklenen özel iletişim vergisi tahsilatı 3.7 milyar dolar ama tabii yani ekonomik krizde 400 milyon dolar ilk 8 ayda galiba gördüğüm kadar tahsil edilmiş. Olacağı da oydu. Ama vergi yükü sadece o değil. O tahsil edilenler. Borcu olanlar da var daha. Yani ödemeyenler. Yani bu sadece devletin kasasına giren. Devletin kasasına girmesi gereken, yani devletin hesapladığı bütçe hesabında 3.7 milyar TL. Peki sonra o kasaya girdikten sonra ne olmuş o paralar? Ondan önce şunu düzeltmeme müsaade edin. Belki Faik Bey de toplamını direkt almıştır ama 36 milyar TL... Dolar. Düz dolar mı? Dolar. O dolar mı? Dolar. Doğrudur o zaman. Yani enflasyona göre ayarlanmış. Dolara göre yap. Tamam, doğrudur. Doğrudur. Ya zaten yukarıda da öyle diyor. Ne yapılmış? Ne yapıldığını şöyle diyeyim ben. Yani kamu ekonomisinde de ikinci dalı okumuş, doktora yapmış bir kişi olarak söylüyorum bunu. Çok detaylandırdık biz bunu. Yani kamunun amacının ne olması gerektiği, alınan gelirlerin amacının ne olması gerektiği ve vergilerin özellikle bir konusunun olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Çok basit bir örnek, belki kendi yolumda bir örnek. Mahmut Bey Bahçeşehir arası Türkiye'nin en pahalı yolu. TEM'de en pahalı yolu. Gidiş geliş para ödüyorsunuz. Tabii. Aynen köprü gibi. Köprüde tek taraflı ödüyorsunuz ama Bahçeşehir Mahmut Bey arasında yola girip çıktığınızda TEM'de devam ediyorsunuz, iki yönlü para ödüyorsunuz. Çok affedersiniz. Epey oluyor gerçi. Yakınımı yeni havalimanına bıraktım. Çıkışta para ödedim. Daha o ilk etabı. Daha ödeyeceksiniz. Yani ama havalimanına giderken niye para ödedim ben? Hatırlar mısınız? Thatcher'ın bir vergisi vardı. Kafa vergisi diye geldi. Yani her şeyi kullanan kişi vergi verecek. Kaldırıma çıkanlar bile vergi verecek diye. Hatta ismi de kaldırım vergisi olmuştu yıllarca. Bizde daha çok vergi türevleri olacak. Tekrar oraya gelmek istiyorum ben. Bir verginin amacı vardır, konusu vardır. O vergi o konusu çerçevesinde harcanır. Özel iletişim vergisi depreme tabi yaklaşımı konusu olan bir vergi ise deprem dışında bir yere bir kuruş harcayamazsınız. Bahçeşehir örneğini onun için verdim ben. O yola harcanması gerekir o paranın. Yani o 20 kilometrelik arada iki tane para makinesi var. Geliş gidişte sizden para alıyor. Fakat o yolun tamiri için, geliştirilmesi için kullanılması gerekir. Gelir amaçlı değildir vergi. Vergi harcama amaçlıdır. Bunu halkımız biliyor doğal olarak, onun için sorguluyor vergilerini de. Bu deprem vergisi de ya da özel iletişim vergisi ne olursa olsun sadece deprem harcamaları, deprem konusunda araştırma yapan üniversitelere ya da binaların geliştirilmesine ve benzerine harcanması gerekirdi. Tabii herkes sorguladığına göre halkın sağduyusuna ben çok güveniyorum. Demek ki yerine harcanmamış Ayşenur Hanım. Yani... Hakikaten iki gün daha konuşacağız aslında işin acı tarafı bu. Bunları gene unutacağız. Unutmasak da
gündemde arkaya bir yerlere düşecek. Hani İstanbul'da dün o kadar çok işte Twitter'da, internette okudum, işte Halk TV ekranına bağlanan uzmanlardan dinledim vesaire. Soru şu, 1999-17 Ağustos depremi üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yılda ne yapıldı? Tam şimdi hani ben sordum ya 36 milyar dolar ne oldu diye, bir durdunuz, bilmem dediniz. Aslında biliyorum. 20 yılda ne yapıldığını kimse söyleyemedi, yanıtlayamadı. Aslında söylenmesi çok kolay şeyler bunlar. Şöyle bir bakın, ben bir ara yine Cumhuriyet Gazetesi'nde köşemde kalkınma ajanslarını hafiften irdeledim. Yani vergilerimiz nereye gidiyor diye bir başlık da attım hatta. Çok tepki geldi. Kalkınma ajanslarının bölgesel yapılarından ve benzeri. Aslında orada vurgulamak istediğim konu şuydu. Biz küçük meblağlar da olsa bir vergi veriyoruz. Kalkınma ajansları da bu vergilerden, bu vergi gelirlerinden yararlanıyor. Ama o Sayıştay raporlarına bir baksanız Ayşe Nur Hanım. O paraların nereye gittiğini bir görseniz. Çok küçük meblağlar. Örneğin Nevşehir'de Çinli turistleri çekmek için Çinli turizm görevlilerini davet ediyorlar. Uçak paraları veriliyor. Onlara yemek veriliyor. Barınmaları veriliyor. Otellerde işte misafir ediliyor ve benzeri. Düşünebiliyor musunuz? Kalkınma paraları turizme gidiyor. Kalkınma paraları yatırıma gider. Kalkınmak için gerekli altyapı yatırımları, insan sermayesi veya ekonomik olarak çevresel konulara gider. Ama biz ne yapmışız biliyor musunuz? O elde ettiğimiz kalkınma amaçlı paraları misafirlere vermişiz, yurt dışında gelen misafirlere. Bir de maden işletmelerine kredi olarak vermişiz. Hatta karşılıksız vermişiz kredide. Şimdi ben Çinli turist çekme projesine sıcak bakabilirim. Bakın. Çünkü hakikaten milyarlık bir ülke. İşte her yıl belki 100 milyon Çinli geziyor dünyayı. Muazzam bir pasta. Fakat mesela bunu bir AKP'li milletvekili de müjde diye açıklamıştı. Yatırım olarak üstelik de söz etmişti işte filan ilçeye. Cezaevi yaptık demişti. Şimdi dediğim gibi Çinli turist için rehber çağırın, o da gitsin anlatsın. Bu bir neticede bir gelir kapısıdır. Cezaevi nedir? Cezaeviyle övündüler. Yani bir ekonomist olarak tabii birkaç parametreyi aynı anda düşünmek istiyorum. Belki de cezaevi şartları çok kötüydü de orada kalan mahkumların hayat standardını yükseltmek için, kalkındırmak için bir plan olabilir. Ama çok naif bir düşünce tarzı, onu da biliyorum. Böyle güzel düşünmek istiyorum ama maalesef. Yani o Sayıştay raporları inanın her şeyi gösteriyor. Ve biliyorum ki Sayıştay'ın şu anda Millet Meclisi'ne sunduğu raporların bir hukuki dayanağı, sonucu da yok. Yani orada sadece kalıyor. Bu paralarımız nereye gidiyor? Hangi tarafa harcanıyor? Gerçekten de amacı doğrultusunda mı harcanıyor? Sorusunun cevabı bütün Sayıştay raporlarında. Çok da tarafsız, çok da güzel, çok da analitik vermişler. İnanamazsınız. Doğru. İkinci bölümde o sarayın harcamalarına falan da bir gelelim. Sayıştay raporlarına dönelim. Başka önemli Trump meselesiyle falan birlikte. Ama bir parantez açmak istiyorum. Bu soru değil bu. Dünden beri aklımda. Şimdi Silivri'de oldu ya, 3 gündür üst üste 24 Eylül, 25 Eylül, 26 Eylül. Büyük bayağı sarsıcı depremler. İşte hastaneler boşaltıldı, okullar boşaltıldı falan. Aklımda hep Silivri cezaevi var. Şimdi Silivri cezaevindeki dostlara, oradaki herkese aslında, tabii başta dostlara, yani geçmiş olsun demek istiyorum. Hani kaçıyor, kaçabilen de kilit altında olduğunuzu düşünün. Yani aklımın bir kenarında hep o Silivri cezaevindekiler nasıl yaşadı o anları, ne yaptılar, işte hayatları tehlikede mi değil mi bilemedim yani. Bunu da bir paylaşmak istedim. Yani de psikolojik tarafını düşünün. Sadece fiili olarak kaçma kaçmama değil de yani orada sıkışmışlığın verdiği bir yapı. Tabii. Yani o kapının kapalı olması çok fena. Şimdi sabahleyin bir telefon geldi. Hurşit Tolon
birinci ordu komutanı iken 2005 yılında bir 3 günlük bir deprem tatbikatı yapılmış. Ama yani 300'e yakın insanla yapılmış bu. Hani bazen televizyon haberlerinde izlerseniz 3 tane şey gelir, işte itfaiye görünümlü biri, itfaiyeci görünümlü ya da hasta bakıcı doktor görünümlü. Öyle değil. Yüzlerce kişiyle, asker de herhalde var aralarında. Şunu yapmışlar, tatbikat yapmışlar. Filan yerden falan yere ne kadar zamanda gidiliyor? Çok anlatıldığı kadarıyla çok küçük bilgilerle anlatıyorum aslında bunu. Fakat sayfalarca da bir rapor hazırlanmış. Bu valiye verilmiş, işte İstanbul Belediyesi'ne verilmiş, AKP'nin 25 yıldır elinde olan belediyeye verilmiş. İşte şu büyüklükte deprem şuna yol açar, bu durumda ilk ne yapmalı, öncelik ne? Den tutun işte konteynerlere kadar bir tatbikat yapılmış. Sizce mesela İstanbul valisi, adını bile hatırlamıyorum, bağışlasın. Ne yapılması gerektiğini biliyor mu İstanbul'da? Yani mesela çok affedersiniz, yangın uçağı Türk Hava Kurumu'nun çalışmıyor dediler. Onun için ormanlarımız yandı. Sonra Teknofest'te o uçaklar gösteri uçuşu yaptı. Biz onların aslında uçtuğunu, pekala uçtuğunu gördük. Şimdi mesela ne kadar itfaiye aracı var, ne kadar yangın söndürme uçağı var, ne kadar can kurtaran helikopter var. Bunlar yeterli mi değil mi? 16 milyonluk ve muazzam, az önce gösterdiğiniz ekonomik ve insan büyüklüğü olan bir kentten söz ediyoruz. Tersine düşünelim Ayşe Nur Hanım. Yani biliyor mu dediniz de orada. Ne kadar kötü bir duygu değil mi? Bizi yönetenlerin, bizi idare eden kurumların halk bazında bu soruyu sordurtması. Ya. Yani biliyor mu? Çünkü dediniz ya 20'den akşam saat 20'de çok önemli bir açıklama bekliyorduk. Bildiğiniz gibi İstanbul'a küçücük bir kar düşse sokaklara, caddelere, bir gün sonrasını hemen ya evet tatil ve benzeri deriz. Bu depremde daha şiddetini bildiğimiz depremde binaların yapısını öğrenmeden bir gün sonra okulların tekrar açılması ve öğleye doğru ya da saat 9-10'da tekrar kapanması sorunun cevabını veriyor sanki. Bırakın kurumu yönetenler ya da valilikler ve benzerinin bilmesini, bizim de bilmemiz gerekmiyor mu? Bize öğretmeleri gerekmiyor mu? Örneğin bu toplanma alanlarının bir fotoğrafının, bir haritasının her eve sabit bir şekilde, riski olan bir şehirde konulması gerekmiyor mu? Ya da onun zorunlu tutulması gerekmiyor mu? Benim toplanma alanım neredeymiş? Mesela binalarda şu anda var. Üniversiteye gittiğinizde kurumlara, şu an buradasınız, çıkışlar şurası ve benzeri diye çok güzel yapıştırmışlar. Ha biz bilmiyoruz, etmiyoruz ya da ona bakmıyoruz. Ama bu duyguyu hala içimizde tutmak çok acı. Ben bildiklerini zannetmiyorum. Bakın Darren Acemoğlu'na, biliyorum ki birkaç yıl sonra Nobel alacak, umarım alacak. Darren Hoca, MIT'de hocadır. Son kitabında, son araştırmalarında, en sonunda Journal of Political Economy'de, çok önemli bir dergidir bu, yayını var. Ekonomik büyümeyi, ekonomik zenginleşmeyi ve çöküntüyü, çöküşü kurumların yapısına bağlamış. Hmm. Çok önemli bir değişkenle açıklamış. Kurumların birbiriyle irtibatlı olmaması, kurumların etkin bir şekilde işlerliğinin azalması ve yöneticilerimiz. Yöneticilerimizin bilgi seviyesi veya yönetici seviyesi, yönetici kapasitesi diyelim biz buna. Maalesef biz ona son dönemlerde kuşkuyla bakıyoruz. Bir ekonomist olarak, bir kamu ekonomisti olarak söylüyorum ben bunu. Şimdi yönetici deyince tabii akla ilk gelen İstanbul'da vali olur, belediye başkanı olur. Hayır. Erdoğan gelene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı, Erdoğan geldikten sonra da Erdoğan. Birileri de Erdoğan'a herhalde, şimdi 20 yıla yakın bir zamandır da Erdoğan belediye başkanı değil. Elbette İstanbul gibi bir büyük kentin, emanet ettiği kentin özellikle bilmesi lazım.
yine de bilmeyebilir belki diyeceğim. Yani birilerinin onu yanlış yönlendirdiğine inanmak istiyorum hatta. On binlerce toplanma alanı var derken, AFAD, tekrar söylüyoruz, AFAD'ın söylediği bile 2015 yılı, 4 yıl öncesine ait rakamlar, 4000 küsur toplanma alanı, onların da yarısı zaten AVM'lere kurban gitti. Dolayısıyla birileri bizi kandırıyor, bu arada Erdoğan da kandırıyor gibi geliyor bana. Dönüşte bunun üzerinden de gidelim. Erdoğan'ın her şeyi siyasileştirme ve kriminalize etme politikasını bu konuda da gördük. Çok enteresan şeyler, bir tutumu vardı dün. Ekrem İmamoğlu'nu hem o hem de yandaş medya görmezden geldi. İşe yaradı mı? Dönüşte konuşalım.